Sessiz, derinden ve hızlı. Gece gündüz demiyor, 707 işçi, 179 teknik eleman, 2 adet dev tünel açma makinesi 7 istasyonda eş zamanlı çalışıyor. 7,2 kilometrelik hatta yerin altına yepyeni bir yaşamın yolu açılıyor. Temelini Haziran 2018'de attığımız Fahrettin Altay Narlıdere metro inşaatı, Bornova'yı Narlıdere'ye bağlamak için tüm hızıyla sürüyor. Uzunluğu 100 metre, çapı 6,6 metre, ağırlığı 450 ton olan 2 TBM ile tünel kazılarını tamamlıyoruz. Kazıyor, toprakla taşı ayrıştırıyor, dışarı çıkarıyor, beton plakları yerleştiriyor. 2 TBM her gün toplam 20 metre ilerliyor. Tunnel Boring Machine, TBM, yerin 30 metre altında sessiz, titreşimsiz, hızlı çalışıyor. Yerin üstündeki yaşam inşaattan en az düzeyde etkileniyor. Yeraltı tünel fabrikaları hem bize hız kazandırıyor hem de daha güvenli bir inşaata olanak sağlıyor. 7,2 kilometrelik Fahrettin Altay Narlıdere metro hattı, Balçova, Çağdaş, 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Narlıdere, Şehitlik, Kaymakamlık istasyonlarından geçecek. Tamamlandığında Bornova Evka 3 Narlıdere'ye kesintisiz bağlanacak. İzmir genelinde çevre dostu raylı sistemle yolculuk 186,5 kilometreye ulaşacak. Kentin iki ucu birbirine rahatça, güvenle ve hızla ulaşacak. Fahrettin Altay Narlıdere metro hattıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi trafik sıkışıklığına, şehrimizi ve gezegenimizi kirleten fosil yakıt kullanımına karşı büyük bir adımı daha tamamlamış olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi. Merhaba, Belirli Bilim ve Farkındalık Programı'na hoş geldiniz. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Benim için çok özel bir insan. Operatör Doktor Ahmet Akkoca hocamız burada. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Sizi burada görmek gerçekten çok güzel, çok keyifli. Ayağınıza sağlık. Aslında yani o kadar çok fazla soru geldi. Ben tanıtım yaptığımdan beri. O kadar çok benim de sormak istediğim şeyler var. Hani bir saatte ne kadar yeter bilmiyorum ama elimizden geldiği kadar toparlayacağız. Biz menopoz sonrasını konuşacağız Ahmet Hocam'la birlikte. Ama menopozla birlikte gelen sıkıntılar, meme tanısı, meme kanseri tanısı, belki birazcık bunların ardından geçirgen bağırsak sendromu, menopozda nasıl etkiler, bunları tartışacağız. Hocam öncelikle çok kısa bir sizi tanıyabilir miyiz? Hı hı. Ben kadın doğum uzmanıyım. Aslında daha çok doğal doğumla ilgileniyorum. Yıllardır da öyle. Tıp son zamanlarda hayatıma bütüncül tıp, fonksiyonel tıp girmeye başladı. Bu konuda eğitimler aldım. Ve o zaman şunu fark ettim aslında. Gerçek tıp bu. Çünkü bir şeyler eksik yapıyorduk. Yani bir kadın doğumcu ya da belli bir branşta olan bir doktor ilgi alanı hep kendi organına, organı üzerinden aslında gidiyor. Onu tedavi etmeye çalışıyor. Semptomları halletmeye çalışıyor. Örnek verirsem bir dahiliye, bir kardiyolog mesela bir hipertansiyonu antihipertansiflerle tedavi etmeye çalışıyor. Bir psikiyatrist depresyonu antidepresanlarla, farkındaysanız her şeyin bir antisi var. Antihipertansiyon, antidepresan, hep bir anti ile gidiyoruz aslında. Aslında bakıyorsunuz semptom odaklı halletmeye çalışıyoruz.
hiç köke bakmıyoruz. Yani kök ne diyor aslında? Yani neden tansiyon hastası oldunuz siz? Siz niye depresyona girdiniz? Sizin niye kabızlığınız var? Bağırsağınız ne anlatmaya çalışıyor size? Yemek yedikten sonra neden özellikle belli yemeklere karşı gazınız oluyor, şişkinliğiniz oluyor, reflünüz oluyor? Bir organ haykırıyor. Yani ben sağlıklı değilim, bende bir problem var diyor aslında. Kadın doğumcu olarak baktığımda da yıllarca uyguladığımız, biz konvansiyonel tıp eğitimi alıyoruz. Konvansiyonel tıp eğitiminde bir şeylerin hep bastırmaya çalışıyoruz. Bir adet bozukluğu mu var? Biz size bir doğum kontrol hapıyla bunu çok kolay halledebiliriz aslında. Yani sizin bir şikayetinizi çok kolay halledebiliriz. Ama arka planda biz bunun ne gibi bedel öderiz? Hiç aslında hiç önemsemedik. Yıllarca böyle. Diğer şeylerde de öyle. Bir çikolata kestinde de mesela. Yani çikolata kesti çok yaygın. Bakıyorsunuz çikolata kesti dediğinizde hiç beslenmesini sorgulamıyorsunuz o insanın. Enflamatuar dediğimiz sağlıksız yiyeceklerle bir besin hayatı var mı yok mu? Aslında konu çok çok geniş, çok derin. Tabii bugünkü konuyu çok dağıtmamak adına yine spot girişler yaparım konulara ama bugünkü konumuz özellikle menopoz öncesi, sonrası diye koymuştum da adını. Özellikle öncesini çok önemsediğimi özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü insan, yani kadın 25 ile 30'lu yaşlarda overyen rezerv, yumurtalık rezervi sağlıklı olduğu sürece iki tane ana hormon salgılıyor. Ana hormon. İşte adet görüyorsunuz. Adetin ilk 14 günü östrojen, bu arada yumurta gelişiyor. Östrojen hormonu salgılanıyor. 14. gün yumurta atılıyor, çatlıyor. Progesteron hormonu salgılanıyor. İki tane ana hormon. Ve bu yıllarca bu siklus birebir taklit ediliyor. Denge içinde devam ediyor. Sonra bir an geliyor hayatımızda. Bazı şikayetlerimiz olmaya başlıyor. Mesela ne oluyor? İşte adet kanamalarımız düzensizleşiyor. Sıklaşıyor, ağırlaşıyor. Adet öncesi göğüslerde gerginlik, premenstrüel şikayetler, sinirlilik, migren, baş ağrıları dönemi oluyor. Kilo alıyoruz, kilo verememeye başlıyoruz. Depresyon devreye giriyor, anksiyetemiz oluyor. İşte eğer bir yeri görmek isterseniz antidepresan verirsiniz mesela. Migreni görmek isterseniz bir nörolog veya bir başka işte migren ilaçları verirsiniz. Yani ama başka bir şey var, bir yere gelmek istiyorum size. Depresyon, kaygı, anksiyeteler oluyor şimdi bir dönem. Hafızada bazı unutkanlıklar oluyor. Eskisi kadar hafızamı toplayamıyorum ben mesela diyorum. İşte konsantre olamıyorum, bir işi bitiremiyorum, başladığım işi. Onun dışında beyin sisi deniyor, beyin sisi, değil mi? Beyin sisi olmaya başlıyorum. Ondan sonra bazı kronik hastalıklarla maruziyet başlıyor. Hashimoto mesela herkeste var. Aslında ne oluyor bedenimizde? Ne oluyor ki? Yani biz bir yere bir sürü şey saydım size. Aslında her birine ayrı ayrı dokunabilirim ama aslında başka bir şey oluyor bedende. Beden, dedim ya, östrojen ve progesteron, bu ikilisi çok iyi bir harmoni içinde çalışırken sahneden ilk çekilen aslında progesteron. Sahneden çekildi. Ve size bir sürü semptom saydım. Bu semptomların özünde progesteron artık bedenim yeteri kadar üretmemeye başlıyor. Bu şikayetlerim, bunların hepsinin bir kişide görünmesi şart değil. Yani bir tanesi de görülebilir. Yeter ki şüphelenelim, yaşı da uygun olsun kişinin. Yaş derken kaç yaşında başlar? Şimdi izleyicilerimiz merak edebilir. Bu değişken aslında. Yani bu 35'te de başlayabilir, 40'ta da başlayabilir. Tamam? Veya o kişinin menopoza gireceği yaş erkendir. Mesela 40'ta menopoza girecektir, 30'da da başlayabilir.
Bunu bilemiyoruz. Yani şikayetler var mı? Var. Bu insanın eksik, bedeninde eksik olan progesteronu eksikliği östrojenin ortamda tek başına ve kontrol edilemez halde dolaşmasına yol açıyor. Östrojen hala salgılanıyor. Hala size adet gördürüyor. Ama semptomlar var sizde. Östrojenin bu dalgalanmaları ve ortamdaki tek hakim olması çok tehlikeli bir şey aslında. Çünkü şimdi ben size bir sürü şey saydım. Sizin farkındalığınızın olacağı semptomları saydım. Farkındalığınızın olmadığı uzun yıllar içinde gelişecek bazı arka plandaki problemler de var aslında. Nedir? Yani fark etmiyorum aslında ama benim kemik erimem çok hızlandı. İnanılmaz hızlandı bu dönemde. Atıyorum. Peki nereden bilebiliriz kemik erimimizi? Ne gibi sen? Şimdi şöyle aslında o dönemde kemik densitometresi eğer eskide karşılaştırma imkanımız varsa görebiliriz. Çok hızlı bir şekilde kemik erimesi başlıyor. Çünkü progesteron kemiğin bir numaralı koruyucularına hep östrojen diyebilirdik. Evet östrojen kabul ediyorum. Ama progesteronsuz bir kemik yok. Yani onu sağlıklı hale getiremiyorsunuz. Bir yandan bu var. Bir yandan demin saydım semptomlarda. Beyin sesi dediniz. Evet doğru. Yani hafıza hatırlayamıyor bazı şeyleri. Unutkanlığım arttı benim. Eski şeyim yok. Bunu ya yaşa bağlı olarak evet bu yaşta olur demek gerekiyor veya hayır. Ne oldu? Çünkü sizin beyninizin hatırlama merkezi dediğimiz bir bölgesi var. Adı hipokampus. Bu bölgenin progesteronla inanılmaz aç. Oranın gübresi gibi düşünün progesteronu. Oranın gübresi orayı besliyor. Ve bu olmadığını düşünün, unutkanlıklar artıyor. Tamam. Yani aslında uzun vadede baktığınızda Alzheimer'ın yapı taşları bunlar. Tamam. Yani oranın progesterona inanılmaz bir ihtiyacı var. Alzheimer'ın yapı taşları. Bunlar ipuçları kişinin. Peki bunu saydık, kemiği saydık. Beyni saydık. Başka nerede? Progesteron olmaması başka nereye etkiliyor vücudumuzda? Kardiyovasküler sistemi etkiliyor. Yani bizim progesteron kalbimizin, damarımızın sağlığı için çok şart. Yani biz kadın olarak erkeklere bir üstünlüğümüz var. Kalp sağlığı daha bizi koruyucu hormonlarımız. Bu şansı yavaş yavaş yitirmeye başlıyoruz. Yani bunun damar sisteminin bu tür kireçlenmesi dediğimiz durumlarında beyinde de olabiliyor. Damarın olmadığı bir bedende bir organ yok. Kalp her şey. O yüzden damar sağlığımızda da bazı problemler ortaya çıkıyor. Asıl son şeyi sakladım size. Onu çok çok önemsiyorum çünkü. Meme. Yani meme dikkat edin mesela bu dönemde memede işte izleyicilerimizden mutlaka vardır. Şunu duymuşlardır. Benim mememde fibrokistik hastalık var. Benim mememde fibroadenom var. Benim memem işte şey çektirdim, mamografi çektirdim. Meme densitesinde artış var. Meme densitesinde artış var. Doktor sık kontrollerle önerdi. Peki. Şimdi ne oldu? Memenin kendi bir iç dinamiği var. Yani memenin kendi. Vücudumuz östrojeni nereden salgılar? Normalde yumurtalıklardan salgılar. Ondan sonra işte yağ dokusundan bir östrojen üretimi de var. Yağ dokusundan da ama hep göz ardı ettiğimiz bir yer daha var. Meme kendi östrojeni kendi salgılıyor. Yani memenin içinde sanki östrojen üreten bir organ gibi. Bağımsız. Siz bugün tamam ister premenopoz ister postmenopoz olun her zaman meme üretime devam ediyor. Ama meme bu sağlıklı progesteron sağlıklı bir şekilde üretirken koruma altında. Progesteron yok. Menopoza daha 10 yılımız var. Progesteron gitti. Sahadan çekildi. Meme nerede progesteron diyor. Yok. Peki ne olacak? Ne gibi tehlikelere maruz kalıyorum? İşte meme kanserinin toprağı orada gelişiyor. Yani biz kadınların bu menopoza girinceye kadar olan o 10 yılını inanılmaz önemsiyoruz. Artık kaybediyoruz. Yani hep semptomatik. Adetler bozulursa doğum kontrol hapları veriyoruz. Migrenle başka şey, depresyonla ayrı şey.
hafızasına ayrı şey, bitkisel şeyler ya bu yani bu. Yani biz bu memin toprağını meme kanseri yönünde hazırlıyoruz bayanların. Hocam progesteronu ne düşürür? Şimdi progesteronun üretimi, ya mesela progesteronun şeyi de vücutta yumurtalık üretiyor. Bu doğal bir süreç aslında. Yani sizin bir 16-17-15 yaşındaki rezervinizle 45 yaşında, 40 yaşındaki yumurta havuzunuz aynı değil. Yani size bir yumurta rezerviniz var ve siz bunu, bu sizin şansınız. Yani diyelim 400 bin tane, 500 bin tane, 600 bin tane yumurtanız var ve siz bu rezervinizi kullanmaya başlıyorsunuz. Bu rezervi nasıl bir şey olursa hızlı tüketirsiniz. Mesela çok kötü bir hayat sürüyorsunuz ruhsal olarak. Çok kötü. Yani şuranıza oturan böyle ağır bir yük var, omuzlarınızda ağır bir yük var ve bu yükle siz hep yaşıyorsunuz. Kortizolunuz tavan yapmış, tamam mı? Al size yumurta rezervinin çökmesi için ki ruhsal sistem her yerde, her organda, memede, kemikte, her yerde kortizolun etkilemediği bir organ yok yani. Peki başka ne? Rezervi hızlı tüketen. Çok kötü bir hayat derken alkol, sigara bağımlısınız. Sigara çok yani anlatmaya değmez. Seyircilerimiz zaten, izleyicilerimiz biliyor. Ama hocam pek çok insan şey diyebiliyor. Ya sigara kanser yapmıyor. Ben sigara içmeyenlerin de kanser olduğunu gördüm. Evet. Şimdi hemen o zaman bir parantez açıp bu bilgiyi de paylaşmak istiyorum. Sigara kanser yapmaz. Sigara içenlerde kanser olmayanları biz görüyoruz. Sizin genetiğiniz var. Geldi. Bir jenerasyonlar arası genleriniz var. Tamam mı? Benim genetiğim, ben de bir kanser genini taşıdı. Meme kanseri geni taşıdı. Benim geçmişimden. Tamam. Bu gen beni asla kanser yapmayabilir. Nasıl yapmaz? Ben öyle bir hayat yaşarım ki. Tamam. Ruhsal sistemim 10 numara. Tamam. Son derece huzur. Benim kortizolum yerlerde sürünüyor. Çok güzel. Yerlerde demeyeyim. Gerektiği kadar. Normal. Gerektiği kadar. İhtiyaç olduğu kadar salgılanıyor. Ben çok iyi besleniyorum. Hiçbir toksin beslenmiyorum. Ben pestisitler, tarım ilaçları, evde kullandığım deterjanlar, çamaşır makinesine koyduğum, bulaşık makinesine koyduğum, iyi organik tarım, kaliteli tarımla besleniyorum. Beslenme hijyenimi son derece önemsiyorum. Kötü ve çöp besinlerle beslenmiyorum. Sabah akşam hamburgerimi, pizzamı, bilmem ne mi götürmüyorum. Benim hayatımda antioksidan, anti-enflamatuar beslenme modeli çok ön planda. Bunu girin, internette bulabilirsiniz. Antioksidan, anti-enflamatuar. Yani bugün bir brokoli, bir lahana, bir turp, yani koyu yeşil, bütün her şey, soğan, sarımsak, işte bağırsak lifini oluşturan, bağırsakta iyi dost bakterilerimizi besleyen beslenme. Ben böyle bir gene sahibim ama çok güzel bir hayatım var. Sağlıklı yaşıyorum. Bu yani epigenetiğimi değiştirdim bakın. Yani o geni susturuyorum orada. Asla beni kanser yapmaz. Ama ben, tamam mı? Bu gene sahibim. Üzerine sigara içiyorum. Gitti. Siz şanssız bir insansınız yani. O genle, o sigarayla siz kanser olabilirsiniz. Sizin dediğiniz örnek yani o gene sahip olmayanlar zaten hayata bir 3-0 galip geliyorlar. Tamam mı? Yani hayata iyi başlangıç yapıyorlar. Ha, tabii ki sigara kesin kanser yapmaz, gen problemi olmasa bile demek istemiyorum. Yanlış bir mesaj vermek istemiyorum izleyicilerimize. Ama yani biz şey diyoruz, geni yok, gen problemi yok ama şey var o kişide, kötü yaşam var. Biz onlara nankör kişi diyoruz. Hocam özellikle ruh sağlığı çok etkiliyor değil mi? Kesinlikle. Yani hayata bakış açımızı değiştirmemiz lazım. Bir kere hani o çok önemli. Şöyle bir şey var bence. Ya hayat hiçbir zaman dört dörtlük olmayacak. Her zaman bir sıkıntı, stres, insanız ama bizim bunlara yüklediğimiz anlamlar değişirse sanırım daha normal bir insan oluyoruz ruh sağlığı açısından da. Evet. Değil mi? Yani şöyle, alet çantasında ruhsal sistem sağlığı için çok kullanabileceğiniz metot var. Ama bakıyorsunuz gerçekten şimdi
örnek vermek gerekiyor. Şimdi menopozla ilgili bir şikayeti olan hastam vardı da çok ciddi bir uyku problemi var. Gece uyanıyor ondan sonra. Yani normalde demin bakış açısı sadece menopoz tedavisi yap geç değil. Onun bir önce ruhsal sistemini bir yoklamak gerekir. Yani gece uykuları nasıl? Uyanıyor musun? Geç saat kaçta yatıyorsun? Tansiyonu nasıl? Çünkü ipuçları veriyor. Yani gece uyanan bir insanda belli ki kortizol çok aktif. Sirkülyen ritmi kötü. Yani bizi gece uyandıran şey kortizolun yükselmesi. Yani bir anda gözümüzü açıyoruz ve uyuyamıyoruz sonra. Bu insanın ruhsal sistemiyle ilgili bir sorun var zaten. Artı melatoninden mahrum kalıyorsun. Yani gece bizim 11 ile saat 4 arasında vücudun salgıladığı, kadınları meme kanserinden koruyan, erkekleri prostat kanserinden koruyan vücudun en güçlü antioksidanı. Yani hatta tek hücreli canlılardan biri saptanan bir hormon. Beni koruyan hormondan ben mahrum oluyorum. Netflix izliyorum, pardon. Ondan saat 1'lere kadar, 2'lere kadar. Yani bu kötü bir uyku düzeni zaten. Şimdi o sorguladım. Canlı örneğini anlatıyorum size. Menopoz şikayeti olan bir hastamdı. Sorguladığınızda ruhsal sistemle ilgili o kadar ipucu var ki zaten. Sigara var. Ondan sonra bağırsak sistemini sorguluyorsunuz. Bağırsak sisteminde tamam. İseli var. Bazı yemeklere karşı 2 saat 1 saat sonra şişkinliği var, reflüsü var. Bağırsak zaten bağırıyor. Siz o bağırsağı restore etmeden o disbiyozisi, mikrobiyatayı, yani bir bağırsağımızın bir dengesi var. Bir bakteri dengesi vardır. Bakteriler bizim dostumuz. Biz onlara kötü davranmazsak asla onlar bize ihanet etmez. Tamam? Kötü davranmak, kötü bir hayat, kötü beslenme. Ondan sonra ruhsal sistemin kötü olması, kötülük yapıyoruz. Dengeler şaştığını düşünün. Tamam. Şimdi bu hastada bunlar da var. Şimdi ben menopoz tedavisi yapsam, tamam, bu bağırsak sisteminde verdiğiniz hormonun bile atılımını problem yaratacaksın. Yani önce oraya bir dokunacaksınız. Uyku sistemini, ruhsal sistemini halletmeniz gerekiyor. Gerekirse psikoterapi mutlaka bence öneriyorum zaten. Ondan sonra menopoz. Bakın bütünsel bir bakış açısı söyledim size. Yani bütün menopoz öncesine öneriyor musunuz hocam psikoterapi? Şimdi çok yakında bir başka örnek. Şimdi hep örneklerden gitmek belki ilgi çeker diye söylüyorum. Tabii, kesin. Ondan sonra çok yakında tanıştığım bir kişi yoga eğitmeni. Yani ona önermemek lazım. Yani çok belli, son dingin, son derece farkındalığı yüksek, nefes terapisti, yoga terapisti. Yoganın ve meditasyonun kesinlikle katkısı olduğunu düşünenlerdensiniz. Yani o kesinlikle, evet, alet çantası dediğim olay o. Yani kullanabilirsiniz, değişik teknikler var ama ciddi problemlerde bütüncül psikoterapi. Yani çünkü çocukluğunuzdan itibaren getirdiğiniz bir sürü yüklerle taşıyorsunuz ve seçimlerinizi etkiliyor bunlar. O seçimli hayat seçimlerinizi, iş, meslek, eş seçimlerinizi seçiyor. Kararlarınız tesadüf değil ki. Ben nasıl bir Ahmet'sem, tamam, seçimlerim de onunla şekilleniyor. O yüzden bütüncül psikoterapi öneriyorum tabii ki. Yani biz sadece bedene bak, sadece düzelt. İşte demin anlatmıştım, menopoz öncesi migreni, şuyu buyu. İnanın şu progesteronu verdiğinizde olay çözümleniyor. Tabii ki vermesi şekli var. Başka ne var? Ne vereceksin? Bakın bu konuyu özellikle izleyicilerimiz dikkat etsin. Nasıl vereceksin? Şimdi eczaneye gidin, bana progesteron verin deyin mesela, size 10 tane, 15 tane progesteron gösterebilir, atıyorum. Tamam. Bunlar nedir ki? Yani hangisini alacağım ben? Bunların gerçeği, yani bana yarayanı ne? Bakın beden öyle bir şey ki, beden kimyasal her şeyi tanır. Tamam mı? Yani bir kadın gebe kalıyor. Tamam. Gebelikte hormonları, progesteron hormonu 30, 40, 50 misli artıyor. Tamam mı? Kadının bu kadar artan hormonuna rağmen
kadın meme kanseri olmuyor. Evet. Hatta diyoruz ki sen gebe kal, sen evet. gebe kal. Ne kadar gebelik yaşarsan o kadar meme kanseri riskin azalıyor diyoruz. Yumurtalık da öyle galiba. Evet. Peki ne oldu? Yani o şey hormon neydi? Yani artan. Sonra kadın ihtiyacı olduğunda ileri yaşlarda ben ona başka bir o progesteron diye bir hormon veriyorum. Östrojen için de aynı şeyi düşünebilirsiniz menopozdan sonra. Kullandığın östrojen, kullandığın progesteron kadın bedeni tanımıyor. Ve idrarında ölç, kanında ölç, ölçemiyorsun. Nedir bu? Yani hormon verdin, ölçemiyorsun. Ve artı kanser riski, izleyicilerimiz özellikle bu konuyu merak edebilirler diye söylüyorum. Kanser riski artıyor diyorsun. Peki sen ne verdin? Şimdi 2002'deki çalışmaya atıfta bulunuyorum. Tamam mı? Bana göre rezil bir çalışma. Ondan sonra 2002'de dünyada yapılan bir çalışmaydı. 60 yaşındaki kadına da, 40 yaşında da kadına, 70 yaşında kadına aynı ilacı aynı dozda ağızdan verdiler. Tamam mı? Ama ölçemiyorsun verdiğin kanı. Çünkü kadının gebeyken ürettiğinin birebir aynısı değildi. Sentetikti. Sentetiği verdiniz kadına. Tamam mı? Peki ne oldu? İşte meme kanseri arttı, felç riski arttı, kardiyak krizler arttı, şu arttı bu. Ne oldu? Çalışma durdurdu. Aman dediler, çalışmayı durdurdular. Çıktılar medyanın karşısına. Kanser, pardon, hormon kanser yapar dediler. Evet. Tamam mı? Evet. Okay. Hatırlıyorum tamam. onu ben de. O zaman ben de diyorum ki buradan seyircilerimize yemek kötüdür yemeyin. Şimdi aynı örneklemeden gidiyorum. Yemek sağlıksızdır yemeyin. Siz de itiraz edersiniz. Ya Ahmet Bey ne diyorsun? Yemek var. İşte antioksidan, anti-enflamatuar yemek var. Ben sağlıklı besleniyorum. Tamam mı? Ama nasıl genelleme yaparsın sen bunu bütün yemeklere? Aynı şeyi biz söylüyoruz. Nasıl genelleme yaparsanız, kadın gebeyken ürettiğinin aynısını sen üretip versene kadına ihtiyacı olanı. Niye vermiyorsun aynısını? Çünkü patent alamıyorsun. Patent almak için benim orijinal ürünü orijinal olmayan hale getirmem lazım ki bu bana ait demem lazım. Bu bana ait. Ki patent verirsin sen bana. Ben zerdeçalı alayım, kapsülü doldurayım, birebir aynı şekilde gideyim patent kurumuna. Bunu ben ürettim, bana verin desem, bana patent vermez. Bu zerdeçal der, analizini yapar, bu zerdeçal der. Tamam mı? Patent sisteminde şu var, senin üretmen gerekiyor. Tamam mı? Sen üreteceksin. O yüzden alıyorsun hormonu, biraz kuyruğuyla, başıyla, işte molekülle yapısıyla oynuyorsun. Farklı bir şey çıkarıyorsun. Sonra da patentini alıyorsun. Sonra ben size veriyorum. Peki benim bedenim, tamam mı? Bunu tanımayacak mı? İnsanoğlu var olduğu sürece mikro, nanogram düzeylerinde tanıyan reseptörlerim. Şöyle düşünün, vücutta bir anahtar, bir kilit, yuva var. Anahtar hormon kabul edin. Geliyor, tamam mı? Yuvasına gerçek hormon çeviriyor, açıyor. Kapıyı açıyor. Ama sentetikte şey. Yine giriyor. Yine giriyor. Çünkü ben anahtarın bir iki yivini değiştirdim patent almak için. Yivini değiştirdim. Anahtar geldi, girdi. Çevir çevirebilirsen. Onun için idrarda ölçemiyorum, kanda ölçemiyorum. Tamam. Peki ne oldu? Beden bunu affeder mi? Affetmedi. İşte meme diyorum ya, demin söyledim. Meme progesterona aç dedim. Sen verdin ona farklı bir progesteron. Meme bunu tanımıyor mu? Tanıyor. Onu kabul etmiyor. Veya işte beyin tanımıyor. Beyinde işte hafıza, Alzheimer, tamam o gidişatı hızlandırıyorsun. Tamam. Vücut aptal değil. Aynı şey, daldan dala geçiyorum ama aynı şey hemen izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Mide koruyucu ilaçlar için de geçerli. Çok zararlı değil mi hocam evet, bunlarda? Evet. Siz mide koruyucu bir ilaç veriyorsunuz. Kimi kimden koruyorsunuz? Yani bunu yaratan, bizi pH'ını bunun asit yapan bir amacı yok muydu? Yani vücut niye pH böyle oldu? Yani biz niye kimi kimden koruyoruz? Bir mühendislik hatası mı yaptılar bizi yaratırken? Tam insanoğlu var olurken. Niye? Ama lütfen izleyicilerimize söyleyeyim, kullanan varsa
etki çok pat varmış. Pat diye lütfen bırakmayın. Bunun bir sistematiği vardır. Yani kullanmak ve bir anda kesmek, size mutlaka doktorunuzla görüşün. Bu konuda bir prosedür eşliğinde geçiş yapmak en doğrusu. Peki ne yapabilirler hocam? Yani nasıl beslenmeye dönsünler de midede asit salgılanmasın? Bu hemen herkesin sorunu. Sorun. Yani şöyle, yani mekanizma şöyle aslında. Yani yiyorsunuz besini. Tamam. Yediniz. Midenize geldi besin. Midenize geldi. Midenizde bu asidin görevi, kıyma makinesi gibi düşünün. Proteinleri, işte besinleri kıyıyor. Yani küçük parçalara ayırıyor. Tamam, öyle düşünün asit görevi. Ondan sonra da aşağıya 12 parmak bağırsağına gönderiyor. Peki siz pH'i mide koruyucu vererek alkalen yaptınız. pH'i asitten alkalen seviyeye çıkardınız. Besin geldiğinde bunları büyük parçalar haline bölebiliyor ancak. Küçük parçalar haline getiremiyor midede. Tamam. Büyük parçalar haline getiriyor. Biz buna oligopeptit diyoruz. Ondan sonra bir de midenin bakteriyel şeyidir, blokajını sağlıyor şey asit. Onu da yok ettiniz. İndi, bu gıda indi. Yarım sindirilmiş diyeyim ben size. Parça indi. Bu kez bağırsağın bir böyle bir bariyer sistemi var. Orada bir yabancı besinleri tanıyan, geç diyen, dur diyen, böyle geçirgen bir bağırsak mukozası var. Bu tam sindirilmemiş ürünler buraya geçiyor. Yani kan tarafına geçiyor ve bağışıklık sistemi bir dakika diyor, bu diyor yabancı bir şey. Yani ben bunu tanımıyorum diyor. Bunu tanımıyorum diyor. Ve buna antikor geliştiriyor. Alerjen olarak bizlere. Alerjen. Onu alerjen kabul ediyor. Evet. Ve ondan sonra bu alerjen, yani şeyin, bağışıklık sistemimizin kafası karışıyor. Öyle diyeyim ben size. Kafası karışıyor. Ve bundan sonra otoimmün hastalıklar, işte Hashimoto, 3 kişiden 5 kişiden birinde var. Tiroid. Tiroid var. Ondan sonra işte beyin sisi başlıyor. Romatoid artritler var. Şey, lupuslar var. Şekerin ilk aşaması neydi hocam? İnsülin direnci. Evet. İnsülin direnci. Yani baktığında, tamam, önce bağırsağı bir depresyon halletmek lazım. Depresyon tabii ki. Bağırsağa bir bakmak gerekir. Yani geçirgen bağırsak var mı bu insanda? Ondan sonra bağırsak sistemi nasıl çalışıyor? O yüzden buna biz geçirgen bağırsak diyoruz. Yani bağırsak mikrobiyatasının bozulması. Ondan sonra tabii ki bunun ötesinde bir sürü hastalıklar, bağırsağa ait hastalıklar, kronu var, kolitis ülserozası var. Çok da bu konuda su götürür bu konuşma. Ondan sonra ama bağırsağı halletmeden o depresyonu da halledemiyorsunuz. Tamam. Bağırsağı halletmeden Hashimoto tiroidi ya da diğer sorunları halledemiyoruz. Mesela bir Anadolu'dan bir Ebe Hanım aradı 3-4 gün önce. Önce bir tanıdık vasıtasıyla. Genelde internetten sağlıkla ilgili yorum yapmayı çok tehlikeli buluyorum. Çünkü biz insan odaklı. Yani matematik gibi düşünmemek lazım. Yani kişiyi tanımak, muayene etmek, dokunmak çok önemli bizde. Şikayeti işte migren var, beyin sisi var, adet düzensizliği var, yaşı da uygun, şey var. Belli ki östrojen dominansı, yani progesteronun eksikliği var. Tamam. Ondan sonra şimdi sorguluyoruz. Tamam. Burada kalabilirdi bu sorgu. Verirdin ilacını, geçerdin. Tamam. Önce bir mikrobesin problemi var mı? Baktık tahlillerine bu arada. Tahlilleri de atmıştı. Ha, bu arada işte belli besinlere karşı şişkinliği var. Kabızlığı var. Ondan reflüsü var. Yani bağırsak belli. Yani disbiyoz istiyoruz. Bağırsak mikrobiyatası bozulmuş bu kişinin. Bakıyorsun demir yerlerde. Tamam. Ben hocam diyor bir sürü diyor demir ilaçları, demir iğneleri yaptırıyorum. Yükselmiyor. Demir iğneleri yap. Çünkü seninle o demiri paylaşan içeride başka birisi daha var. Sizin o demiri bakteri demiri paylaşıyor sizde. Yani siz yükseltmeye çalışıyorsunuz. Burayı halletmeden oraya dokunmak mümkün değil. Uykuyu soruyorsunuz. Gece hep uyanıyor. Kortizol tepede.
Tamam, kortizol uçuyor. Oraya da dokunman gerekiyor. Yani bütüncül bakışta bu. Mikro besin eksik. Tabii ki bu bağırsağın böyle olması, bir B12'sinin, bir çinkosunun, bir D vitamininin, tamam mı? Bunların da rehabilite, hatta bakırın da hepsinin bir rehabilitasyon, ki bağırsak probleminde en büyük sıkıntı çinko ile ilgili sıkıntıdır. Demir keza öyle. Bunlar normalleşmeden, siz tiroidi de normal çalıştır. Bu arada Hashimoto'su da var. Tamam mı? Çok yani ya. Her şey var. Hashimoto'su var. Çünkü çinkoyu düzenlemeden, ruhsal sistemi düzenlemeden, tamam mı? Bağırsağı halletmeden o tiroiddeki antikorları da düşüremezsin ki hedefte o zaten primer yok. Önce bunları halletmek gerekiyor. Yerine koyacağız iyotu, çinkosu, selenyumu, A vitamini, B komplekslerini koymadan bu tiroid çalışmıyor zaten. Tamam mı? Aslında bakın ne kadar çok şey var. Yani sadece adetle, ki adetini halletsen, bir doğum kontrol hapı versen olay bitecekti. Ama yani bir odaya giriyorsun, içeride başka bir oda çıkıyor. Bir odaya giriyorsunuz, başka bir oda çıkıyor. Ama budur. Yani kişiyi tam ele almadan gerçekten şey yapamıyorsunuz, rehabilite edemiyorsunuz. Hocam doğum kontrol hapları yumurtalık kanserini riskini düşürüyor mu? Kesinlikle düşürüyor. Bu kesin kanıtlanmış bir şeydir. O zaman hepimiz hemen anlatacağım. Çok doğru bir şey. Evet. Şimdi doğum kontrol hapları yumurtalık, bu kesin kanıtlanmıştır. Yumurtalık kanser riskini azaltıyor. Tamam. Peki demin hani anlatmıştım size. Beden size verilen sentetik bir şeyi tanıyor dedim, değil mi? Evet. Bu da sentetik değil mi? Sentetik. Ben size verdim. Tamam mı? Burada bir fayda var cepte. Evet, yumurtalık kanserini ben engelledim ya da en azından riskini azalttım. Tamam mı? Cepte bu kesin. Peki memeyi ne yaptım? Tamam. Beyni ne yaptım? Beyin ne dedim? Beyin kendi hormonlarıyla gübre gibi görüyor, besleniyor. Hipokampus, depresyon, beyin sisi, onun dışında memenin östrojen dominansı. Tamam. Kemiği ne yaptım? Bakın birçok sistemi de mahvetmek üzereyim. Yani doğum kontrol hapı, evet, yumurtalık kanserini düşürürken diğerlerine tabii mi zarar veriyor? Evet. Veriyor. O evet. Yüzden önermiyorsunuz değil mi hocam? Ben önermiyorum. Çok hatta güzel. Hatta size şunu söyleyeyim. Biz sentetik bedene sentetik hiçbir şeyin girmesini kabul etmiyoruz. Bu sentetik şey gerekirse bir hormonlu spiral de olabilir. Hormonlu. Hormonlu spiraller, evet, rahim duvarı, uterus, endometrium kanserini önler. Evet. Evet, demek ki doğum kontrol hapı gibi giderim. Hani o yumurta kanserini önler dedik ya. Hı hı. Taktık spirali, hormonlusunu. Evet, orada ben onu engelledim. Taktığınız spiralin içindeki madde doğal mı, sentetik mi? Sentetik. Hemen söyleyeyim, sentetik. Peki vücudunuza geçiyor mu? Her gün bir tane sentetik hap içiyormuşçasına geçiyor. Bir tane sentetik progesteron hapı içiyormuş gibisiniz. Demin ne dedim? Meme tanımaz mı onu? Hepsi tanıyor. Artı kendi ürettiğin doğal progesteronun blokajına yol açıyor. Yani anahtar yivi yok, gittik tıkadı. Benim doğal progesteronum geldi, bloke olmuş. Reseptör bloke olmuş. Onu şey yapamaz ki. Yani kullanamaz. Bedenin kullanamaz. O yüzden nasıl beslenme diyoruz? Nasıl sağlıklı yaşam diyoruz? Tamam. Sonuçta besin diyoruz. Kimyasal diyoruz. Toksik diyor. Bugün çok örnek aklıma geldikçe konuşuyorum. Alışverişe gidiyoruz. İşte fişleri alıyoruz. Çıktıları, kredi kart siliplerini alıyoruz. Elliyorsunuz değil mi? Cebinizde taşıyorsunuz değil mi? Biliyor musunuz ki hormon bozucuları olduğunu, içinde kanserojen madde olduğunu siliplerin, hemen onu uzaklaştırmanız lazım. Torbaya koyun, evde ya da saklıyorsanız bir yerde rezerve edin onu. Yani içinde şey var, BPA var, bisfenol A var. Yani basit günlük hayatımızda mesela bu değil mi? Sonuçta o kadar kuşatılmış haldesin ki zaten. Yani o yüzden... Tabii ki biz sıfıra indirmemiz mümkün değil ki bunu. Yani biz sadece
ne farkındalığımız neredeyse onu uygulamamaya çalışıyoruz. Yani her şeyle, ruhsal sistemiyle, beslenme modeliyle, ondan sonra işte toksikler, zaten pestisitler, tarım ilaçları, tamam mı? Bugün 20 kilometre ötede attığı tarım ilacını 20 kilometre ötedeki organik tarım yapan şeyde, meyvede ya da sebzede analiz edebiliyorsun. Hava yoluyla gelip bulaş olduğunu görüyorsun. Bulaş oluyor. Yani toksik şeyi de minimalize etmek gerekiyor. Evet, bazı şeyler pahalı. Evet, organik üretim, iyi tarım. Ama bulacağız. Yani iyi tarım üreten, ki biliyorsunuz tarım, bizim tohum sistemimiz son derece kuşatılmış durumda. Yani biliyorsunuz hibrit tohumlar, sağlıksız genetiğiyle oynanmış tohumlar. Çok oynan. Hatta yasa çıktı bu konuda, biliyorsunuz. Yeni da çıktı da. Evet, maalesef. 2014'te mi ne çıkmıştı zannedersem. Yani siz kendi yerli tohumunuzun satışını yapamazsınız. Gidip yerli tohum satışı alamazsınız. Yani yerli tohum alamazsınız. Yani öyle bir kuvvetli lobi ki bu. Hükümetleri etkileyip diyor ki halkına, yerli tohum kullanamazsın diyor. Ne kullanacağım? Hibrit tohum. Kim satıyor? İsrail. En büyük dünyada satan o. Peki sen hibrit tohumu aldın. Tamam mı? Hibrit tohumu aldın. Ektin buraya. Bir yıl sonra o tohumdan üretemezsin. Hibritin özelliği o zaten. Yeniden satın alman gerekiyor. Seni mahkum ediyor. Çok daha ilginci var. O toprak o hibride alışıyor. Seni bağımlı kılıyor. O toprak o hibride alışıyor. Peki ne zararı var hibrit tohumla ben beslensem? Tamam. Hibrit tohum benim bedenim tanımıyor mu ki? Tamam mı? Sen içini, tamam mı, germini, buğdayın germ, gluteni, neden bu kadar gluten, çölyak, nön çölyak hastalıklar ya da arttı, değil mi? Neden bağırsak problemleri bu kadar arttı? Yapısını değiştirdiler. Hibrit tohumlar arttı. Ona göre besinler gerçek çıktı. Gerçek buğday diye bir şey yok. Yok. Satamıyorsun bile. Satamazsın. İşte bugün Seferihisar'da tohum takası diye çok doğru bulduğum bir takas şenliği oluyor. İnsanlar, üreticiler gelip tohumlarını takas ediyor. Para geçse hapis cezası ya da suç işlemiş oluyor. Çünkü kanun var o konuda. Böyle bir şey olabilir mi? Yani kanun koyucuların, tamam mı, tohumu, ülkenin tohumunu yasaklaması diye bir şey olabilir mi? Bugün Norveç'te, zannedersem evet, Norveç'te buzulların altında tohum bankası var. Adamlar gelecekte bu tohumların yok olacağını düşünerek herhalde, bilmem sayısını unuttum ama, dünyada ne kadar tohum varsa orijinal saklıyorlar. Gelecekte insanoğlu bu tohumlara ulaşabilsinler diye şu anda. Ondan sonra bir yandan ilaç pestisit, yani böcek ilacı, bilmem ne ilacı atıyorsun. Bakıyorsun, tamam mı? Bunu attığın pestisitleri atıyorsun tarıma. Tamam. Aynı firma, firmanın ismini vermek doğru olmaz, aynı firma onkoloji ilacı da üretiyor. Tamam mı? Yani orada tarım ilacı üretiyor, burada onkoloji ilacı da üretiyor. Aynı firma, bir Amerikan firması. Tamam mı? Yani siz ne yapıyorsunuz ya? Ya ne yapıyorsunuz siz? Ondan sonra aynı firma. Sonra da o hatta attığı tarım ilacını Avrupa ülkeleri yasaklamış ama Türkiye'de serbest. Tamam mı? Türkiye'de serbest. Atabiliyor adam. Çiftçimiz de, tamam mı? Hatta size şunu söyleyeyim. Çiftçimiz, yani her tarım ilacının bir yarılanma ömrü vardır. Atarsın, 3 hafta toplamazsın, 1 ay toplamazsın. Çünkü onun vücut bitki atma, yani vücudundan atmaya çalışır. Tamam mı? Bugün attın, 3 gün sonra topluyorsun. Tamam mı? Çiftçimize soruyorsun, niçin yaptın? Çünkü tezgahta çürüyor. Tamam mı? En büyük şey çilekte var bakın. Öyle mi? En büyük. En büyük bu çilek. Çilekte çoktur bu. Başka hangi ürünlerde çok hocam? Yani aslında birçok üründe vardır ama olmayanı söyleyeyim size. Çok ilginç. Orman meyveleri ve karadutta. Karadutu ilaçlamıyorlar. Çünkü karadut kendi öyle bir sistem ki, öyle bir antioksidanı var ki atıyor. Yani ihtiyaç duymuyor. Yani onu ilaçlamana, onu korumana gerek yok. O zaten kendini koruyor.
karadut. O yüzden çok güzel bir besindir karadut gerçekten. Nar mevsimi geldi. Nar güzel bir besindir. İşte o, işte böğürlendir, yaban mersinidir. Bunlar çok yüksek antioksidan olan özelliği olan besinlerdir. Yani ama işte çileği iki kere düşüneceksin mesela. Anladım. Tamam mı? O yüzden evet, yani şimdi öyle bir durum ki üreticiyi bulmamız lazım, desteklemek lazım. Yani işte ben bakıyorum Instagram'da şimdi bazı ürünlere Instagram'dan sipariş veriyorum, işte onlara ulaşıyorum falan. Tamam mı? İşte sonuçta cevizimi oradan söylüyorum. İşte zeytinyağımı buradan söylüyorum falan. Öyle. Başka çare yok. Zeytinyağı da öyle. Yani hocam, zeytinyağı ısıtılınca özelliği de gidiyor diyorlar kesin. Ama. Yani şöyle, zeytinyağını neyle yemek yapalım? Hangi yağıyla? Zeytinyağınızı iyi seçmeniz gerekiyor öncelikle. Zeytinyağı iyi seçilecek. Ne demek istiyorum? Tamam. Soğuk sıkım olacak. Erken olgun hasat olacak. Erken olgun hasat şu demek. Daha olgunlaşmadan topluyorsun ya. Bunun içinde polifenol, yani antioksidan kapasite çok yüksek. Tamam? Siz erken toplayınca bundan elde ettiğiniz zeytin yağının litresi düşüyor. Tamam mı? Ama çok yoğun bir aroması var ve çok güzel bir polifenol, yani çok güzel bir antioksidan özelliği vardır. Erken olgun. Ve siz bu ürünü topladığınızda yere düşenleri almıyorsunuz. Yere düşenler hasarlı kabul ediliyor. 4 saat içinde sıkıma götürmeniz lazım. 4 saatte kuraldır o. Bunu yazar biliyor musunuz? Üzerinde 4 saatte sıkıma gitmiştir. 4 saatte sıkılmıştır yazar. 4 saatte sıkıma gidiyor ve o değirmende soğuk sıkım yapmak gerekiyor. Soğuk sıkım dediğimiz şey şu. Kaç derecedir? İşte zeytinin kendi iç yapısı dinamiği 26 derece, 25-26 derecedir. Siz soğum sıkım derken değirmen buna 26 derece bir ortam sağlamak zorunda. Tamam mı? Bunu biz normal yemekte kullanabiliyoruz. Kullanmayın için. İçin. Peki normal yemekte ne kullanıyorsunuz? Hangi yağ kullanıyorsunuz? Çünkü ben şey duydum, yani zeytinyağı ne kadar sağlıklı olursa olsun pişirildiği zaman... Tabii. Yani bu soğuk sıkım, bu özellikle bu ilaç niyetine içiliyor. İlaç bu. Niyetine. Evet. Ama mesela bir tereyağı, iyi bir tereyağı mesela. Yemekte kullanılabilir. Yemekte kullanılır. Kullanılır. Eğer, fındık yağı için. Eğer sibosu yoksa. Sibosu. Sibo dediğim şey, hemen bahsedeyim. Hı-hı. Bağırsaktaki geçirgen bağırsağın olmaması gerekiyor. Sibo'da biz bunları bir süre için eliminasyon diyeti yapıyoruz. Bir süre için. Kandida için geçerli mi hocam? Evet, bağırsak restorasyonunda geçer. Yani biz bir süre için yapmıyoruz. Kullandırmıyoruz. Süt ve süt ürünleri kullandırmıyoruz. Hocam, süt ve süt ürünleri yumurtalık kanserine sebebiyet veriyor mu? Böyle bir çalışma yok. Yok değil yok, mi? Yok, yok. Şimdi bir şey eksik kalmasını istemiyorum. Çünkü izleyicilerimiz arasında o yaş grubunu ilgilendiren de vardır. Süremiz ne kadar? 15 dakikamız 15, var. Tamam. Şimdi şöyle, dedik ya işte 40 yaş falan dedik işte. Sonra bir an geliyor. Tamam mı? Yani progesteron eksikliği dedik falan. Bir an geliyor, ortamdan östrojen de gidiyor. Tamam, progesteron zaten gitmişti. Bir de östrojen gitti. Ne oldu? Adet temelli kesildi. Şimdi menopoz, tamam mı? Bir şey midir? Adetten kesilme olayı mıdır? Basitçe sadece adetten kesilme olayı mıdır bu? Yoksa başka bir şey midir menopoz? Şimdi adetten kesiliyor, işte ateş basmaları falan filan, böyle denge biraz bozuluyor falan. Ateş basmaları ise tek sorun, ver bir tane bitkisel vasıfta bir şey, onu halledersin. Dert o değil ki. Depresyon, anksiyete, bilişsel fonksiyonlar, hafıza iyice bozuluyor. Onun dışında kemik erimesi dedik, meme dedik, işte ondan sonra deri, cilt şey oluyor, biraz daha pörsüyor gibi, vajinal kuruluk oluyor, cinsel hayat, libido çok dipte, yok gibi bir şey. Cinsel hayat da çok önemli, çok değil mi hocam? İnsan, ya ne oluyor aslında, sanki enerjisi düşüyor, hayatla irtibatı kesiliyor gibi. 50 yaşında, 45 yaşında, 47, neyse menopoz giriş yaşı o kişi için, bu insan
entelektüel, aktif, yaşıyor, işte yönetim kurulunda aktif rol alıyor, şirketi var, bilmem ne. Bu insanı siz bununla baş edeceksin diyorsun. İşte tamam mı? Ne şikayeti varsa, işte antidepresansa ona bilin. Yani ya da işte ateşi var, ateş basmaları varsa ona. Peki sağlığını yitiriyor arka planda, yani öbür tarafta. Yani kemiğini, kalbini nasıl koruyacağız? Memesini nasıl koruyacağız? Bütün hastalıklarımız bizim menopozdan sonra başlamıyor mu? Bütün otoimmün hastalıklar. Yani aslında bir çöküş gibi. Ağır bir kelime ama çöküş gibi aslında. Burada iki tercihimiz var bizim. Tamam. Ya diyeceğiz ki ya bu zaten menopoz insan ömründe kaçınılmaz bir son. Yani bizim yaşamımızda bir dönem bu. Bunu da kabul edeceğiz biz. Tamam mı? Bunu evet, bunu kabul edebilip o şekilde yaşamayı kabul edebilirsin. Hastalıklarla devam edebilirsin. Hastalıklarla uğraşabilirsin. Bu bir seçenektir onun için. Tamam. Veya diyebilirsin ki yani hayır kardeşim, ben aktif, verimli olmak istiyorum. Sağlığımı yitirmek istemiyorum. Evet hocam, Avrupa'da görüyoruz adam 80-85 yaşında. Yani böyle 55 yaşında görünüyor. Son derece aktif. Tabii. Yani öyle. Sonuçta tabii ki ben asıl tabii ki diğer gruptayım. Evet, yani bir şekilde eksik olanı yerine koyuyoruz tabii. Yani bugün tiroidin çalışmıyorsa tiroid ilacı almıyor musun? Ya da pankreasın çalışmıyor, diyabet oluyorsun, almıyor musun? Vücutta ne eksikse yerine getiriyorsun. Bir şeyler eksildi, yerine getireceksin. Ama özellikle seyircilerimize uyarmak istiyorum. Demin dediğim gibi bioeşdeğer, yani vücudun tanıdığı, vücudun gebeyken ürettiğinin birebir aynısını kullanmak şarttırla ve belli bir prosedür vardır bunun. Yani kesinlikle ezberden bu ilaçları kullanmasını asla önermiyorum. Çünkü çok tehlikeli. Yani bizim bu bir prosedürümüz var. Tamam mı? Onu o prosedürün dışına çıkmamak gerekiyor. Hocam bu arada hani benim yazımda biliyorsunuz hani sürekli geçmeyen bir alerjik rinitim de vardı. Evet. O yüzden mesela bana çok fazla antibiyotik verildi. İğneler antibiyotik. Sürekli antibiyotik daha beter arttı. Bu antibiyotikle probiyotik sanırım birbirine tam zıt değil mi? Antibiyotikler de bu tip şeylere sebebiyet veriyor. Tabii. Yani şöyle mesela rahat konuşabilir miyim? Tabii ki de hocam. Sizin durumunuzda mesela bir işte sinüs dolgunluğu var, değil mi? İşte bir şekilde antibiyotikler alıyorsunuz. Antibiyotikler bağırsağınızın bu mikrobiyota dengesini daha beter yaptı. Disbiyozis diyoruz. Yani bir bozuyor. İşte geçirgen bağırsak. Sizin özelinizde tabii bu. Ondan sonra yani şöyle bilgi vereyim size. Bir bilgi der ki antibiyotik bir kutu kullandığınızda bağırsağın eski haline gelmesi bir yıla kadar uzayabiliyor. Ciddi misiniz? Bir yıl. Bakın. Bir antibiyotik. O yüzden peynir ekmek gibi antibiyotik. Mesela seyircilerimiz kış ayına giriyoruz değil mi? Lütfen doktorlarımızı nezle oldum, grip oldum diye antibiyotik için zorlamayınız. Antibiyotik biliyorsunuz reçeteye tabi. Bir yıl bağırsağınız restore olmuyor. Bağırsağınız dengesini bulamıyor. Bakın az buz değil bu. O yüzden gerekmedikçe ve doktorunuzun, çünkü doktorlar çok etkileniyor. Yani antibiyotik talep eden bir halkımız var. Yani antibiyotiksiz geçmez zanneden, benim çevremde de var arkadaşlarımda. Çok antibiyotik yazıyor. Yazmayalım ya. Yok, başka türlü geçmiyor. Ama işte SIBO oldu. Şu anda tedavi oluyor. SIBO dediğim geçirgen bağırsak. Tamam mı? Yani antibiyotik gerekmedikçe kullanılmayacak. Bu şart yani. Çünkü bugün bağırsağınızın iyi bakterilerin bir dengesi var. Onları harap ediyor ve patojen bakterilere zemin hazırlıyor antibiyotik. Ondan sonra o yüzden probiyotik ve prebiyotikler konusunda sordunuz. Şimdi onlar da yani probiyotikler bağırsağımızın doz floralarını restore etmekte kullandığımız ajanlar. Prebiyotikler, bakın pro, birine pro diyorum, birine pre diyorum. Tamam. Prebiyotikler de oraya besin, lif yollayan, bizim doz bakterilerimizin beslenmesi için
lif kaynağı sağlıyor. Prebiyotikler bunlar mesela, prebiyotikler. O yüzden yani başta korumak gerekiyor bağırsağı. Çünkü öbür türlü birçok hastalıkları tetikleyebiliyor. Kulak çınlamasından fibromiyaljiye kadar hepsine, her şey tabii, tabii, var. Var. Yani siz onun farkındalığına ulaştınız. Yani sizin sayenizde hocam. Biz o Ocak ayında karşı yani o konuşma olmasaydı. O da bir tesadüf ben, karşılaşmamızda. Evet, yani evet. Sonuçta sağlık bir bütün. Hep aynı noktaya geliyoruz. Sağlık bir bütün. Bütüncül bakmadan hastalıkları gerçekten tedavi edemiyoruz. Evet. Hocam yumurtalığın alınması yumurtalık kanserini önlüyor mu? Bunu yani tabii ki de hiç olmaz ama siz sağlıklı buluyor musunuz bunu? Bunu bir kez organ kesinlikle. Şimdi şöyle yumurtalığı almak bence tabii ki bir patoloji var. Bir şey var. Yok. Yok. Sadece profilaktik mesela. Mesela annemizde var. Biz de atıyorum işte çocuk doğurmayacağız artık, aldıralım mı? Tabii. Rahimi yumurtayı. Bu kesinlikle kadının yumurtalık kanserinden korumak için yaptığımız bir olayın kadını kalp krizi ve demans ve Alzheimer kalp krizi, inme, felç riskine çok çok yüksek riske sokmak demek. Tabii yapılmış çalışmalar. Yani diyor ki rakamları şu anda aklıma gelmedi ama biz kadın doğumcular bir miyom nedeniyle ameliyat ediyoruz kadını. Kadın da 45 yaşında diyelim. Diyoruz ki mesela işte senin yumurtalıkların artık bundan sonra ne işe yarayacak ki? Zaten bak rahimini alacağız. Alalım. Yani miyom var, alacağız. Yumurtalıklarını da alalım gidelim. Tamam mı? Bak şimdi. Bu kadını belki yumurtalık kanseri, çünkü yok ya yumurtalık. Yumurtalık kanserinden koruyorsun da koruma oranın 1 ise kalp krizi geçirme olasılığı 30. Artıyor. Artıyor. Buradan bir fayda yapıyorsun, buradan 30 zarar görüyorsun. Yani böyle bir şey yani. O yüzden yumurtalık o kadar önemli ki, yani sadece östrojen, progesteron değil, yani testosteron da salgılıyor. Sizin libido ve kemik, hatta kemikte de fonksiyonları olan bir organ. Hatta menopoza girdikten sonra bile minimal düzeyde bir üretime devam ediyor. Yani yumurtalık. O yüzden ailede özel bir durum yoksa, patoloji yoksa yumurtalıkların alınmasına karşıyız. Çünkü ailede özel durum varsa? Brad Pitt'in eski evet, Angelina Jolie. Angelina Jolie. O hem yumurtalıklarını aldırdı hem memesini aldırdı biliyorsunuz, tamam. Profilaktik, çünkü genlerinde pozitiflik vardı. Aha. Tamam. Şimdi kaç dakikamız var? Bakayım hocam. Yani 5 dakikada toplarız. Hemen 5 dakikada çok kısa bir bilgi vereyim. Aha. Şimdi ailemizde tamam mı, bizim meme kanseri genimiz var. Tamam mı? Ben ne yapmam lazım? Evet. Ya tamam. Da yumurtalık. Ben ne yapacağım? Tamam. Şimdi bakın, biz sadece kanserin genden olabileceğini düşünüyoruz. Ama biz bir östrojen üretiyoruz ya. Östrojeni vücuttan atarken, detoks ederken ben iyi yollama atıyorum, kötü yollama atıyorum. Yani bunun ismi var. Bunları kafa karıştırmayayım ama bunu detoks, vücut atıyor. Atarken kötü yolla atıyorsam, ki bunun kateşol östrojen diyoruz biz. Bu kötü yolla atıyorsam ben, bu yolakta benim ister genim pozitif olsun, ister genim negatif olsun, ben ciddi meme kanser adayıyım. Tamam mı? Peki biz bunu nereden anlayacağız kötü attığımızı? Biz bunu DASH testi diye bir testimiz var. İdrar testi. Amerika'ya yolluyoruz. Tamam. Amerika'ya yolluyoruz. Östrojen erkekler içinde prostat kanseri. Tamam. Biz bunu DASH testinde anlayabiliyoruz. İdrarda anlıyoruz. Bir gün içinde değişik saatlerde idrar alıyoruz. Sadece bunun için yapmıyoruz DASH testini. Senin kortizol seviyeni, senin melatonini, senin bağırsağı, bir sürü şeye bakıyoruz. Tam komple bakabiliyoruz. Eğer sen bu yolaktaysan ben sizi geri döndürebilirim. Bu yolaktan seni sağlıklı yola atabilirim. Ben bunu atarım. Çok kolay, çok kolay bir test. Peki mesela farz-ı misal öyle oldu. Ne yapmamız lazım? Önce nasıl bizi sağlıklı yola çevireceksiniz? Şöyle,
testi yaptık diyorsunuz. Yaptık. Önce bir vücudunuzdaki zeno östrojenleri uzaklaştırmak lazım. Zeno yani sizde hormon bozucu, kimyasal, toksik, ağır cıva, kadmiyum bunlara yani toksik yapınıza bakmak gerekiyor. Beslenmenizi düzenlemek, anti-enflamatuar, antioksidan beslenmeyi hale getirmek gerekiyor sizin şeyinizi. Ruhsal kortizol çok ciddi bir meme kanseri riski maruz bırakıyor. Yüksek kortizol. Yüksek veya dip. Dönemiş diyoruz ona biz. Bunu bu testte biz anlıyoruz. Neredesin? Dönemin kaçındasın sen? Birde misin? Üç en tehlikelisidir. Yani artık vücut dükkanı kapatmış, iflas etmiş. Yerlerde sürünüyor kortizolun. Pes etmiş yani vücut. Ciddi bir meme kanseri. Bu testte gözüküyor. Onun dışında ruhsal sistemi ayarladım. Şimdi bunu nasıl döndürebiliriz dediniz ya. Beslenme dedim. Ruhsal sistem dedim. Bağırsağa bakacaksın. Bağırsak mutlaka faz 3 diyoruz biz buna. Bağırsak sağlıklı çalışmalı. Çünkü kabızlığın varsa östrojeni tekrar tekrar vücuda geri alıyor. Onu ben atmam lazım. Bağırsağı halletmek gerekir. Hocam bu arada bağırsağa bakacağız dediniz ama bu kolonoskopi ile olmuyor. Değil, geçirgen asla. Bağırsak kesinlikle kolonoskopi de çıkmıyor. Kolonoskopi de çıkmaz. Evet. İstediğiniz kadar kolonoskopi yapın çıkmaz. Evet. O makroskopik bakarsın, biyopsilerini yaparsın. Bir enflamatuar bir odak varsa. Peki ben dedim ki bağırsağı halletmek gerekiyor dedim. Ruhsal sistem ve beslenme dedim. Peki bunu ne yapacağım? Nasıl geri çevireceğim ben bunu? Bu kötü atıyor. Vücut kötü sentezliyor, detoks ediyor. Orada gerçi ilaç vermek yanlış olabilir ama resveratrol, siyah üzüm çekirdeği kabuk altında da oluyor. Resveratrol ve dim diyoruz biz buna. Tamam mı? Dimetometon. Ondan veriyoruz. Bunu da böyle çeviriyoruz. Bakın burayı halletmeden sadece bunu kullanmak iyi bir şey değil. Öyle mi? Tabii. Yani ben mesela günlük hayatta siyah üzüm çekirdeği kullanalım. Kesinlikle. Yani bunun ismi resveratrol diye geçiyor. Bunlarla biz tamam metilasyonu sağlamak lazım. Evet. Metilasyon çok önemli yani, değil mi? Metilasyon. Çok az zaman kaldı. Ben şurada en az yarım saat anlatırım. Hocam çok kısa metilasyon da alalım. Gerçekten çok önemli metilasyon. Onu soracağım zaten programda. Şimdi metilasyon hemen seyircilerim için nedir? Metilasyon vücudumuzun bir detoks sistemidir. Hem hormonların üretiminde, hem vücudumun detoksunda işe yarayan bir sistem gibi düşünün. Tamam mı? Yani vücut sistemi metilleyerek çalışıyor. Tamam mı? İşte aynı zamanda dopamin, serotonin üretiminde de öyle. İşte mitokondri desteği için de öyle. Glutatyon için de öyle. Özellikle bütün seyircilerin pratik bir bilgi vereyim. Pratik. Benim metilasyonum nasıl? Lütfen bir homosistein baktırsınlar. Homosistein. Evet. Homosistein. 8 üstünde ise evet. Homosistein baktırsınlar. Bir B12'lerine baktırsınlar. B12 önemli. Bir folik asitlerine baktırsınlar. Doktoruyla görüşsünler. Homosisteini biz 6 ile 8 arası. 8'in üstünde istemiyoruz. Tamam. Burada bir problem vardır. Homosistein 8'in üzerinde ise düşürmenin yolları var. Mutlaka normalleştirmek lazım. Hormon üretimimizin, hormon detoks sistemimizin sağlıklı çalışması için metilasyonu düzeltilmesi lazım. Artı metilasyonu bozuk insanlarda Alzheimer dahil, depresyon dahil, otizm dahil, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu dahil, kardiyoloji, kalp krizi riski artıyor. Artı bizim hormonlarımız. Hani metilasyon olmadan sağlıklı bir östrojen olmuyor. Evet, olmuyor. Bunları düzenlemek gerekiyor. Hocam çok teşekkür ederim. Ya gerçekten ben sohbetinizi yani hiç doyamıyorum aslında. O kadar daha çok şey var ki inşallah bir kere daha bir sizin uygun olduğunuz zaman da alırız. Devam ederiz programa. Çok 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 teşekkür ederiz. Yüreğinize ayağınıza sağlık. Sağ olun. Önümüzdeki hafta Perşembe günü tekrardan görüşmek üzere. İyi akşamlar.